TV19 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ajans Çorum'la karşınızdayız. Çorum'a dair merak edilenleri, yapılan yatırımları ve yapılacak olanları konuştuğumuz programımızda bu hafta AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Canım, teşekkür ediyorum. Bu arada sizin nezdinde tüm ekip çalışanlarına da ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Güzel bir program olacak inşallah. Biz teşekkür ederiz efendim. Efendim ben programa dün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79. yılını andık. Mustafa Kemal'i andık. 10 Kasım mesajınızı alarak başlamak istiyorum efendim. Tabii dün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79. yıl dönümü. Tabii tüm Türkiye sattığında 781 kilometre kare bu coğrafyada Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizin kurucusu olan Ulu Önder Atatürk'ün gerçekten özlemle, minnetle anıldı. Tüm halkımız o saat dakikasında atasına saygı duruşunda bulundu ve bunu hep beraber televizyonlarda, hep beraber bulunduğumuz şehirlerde izledik. Tabii Cumhuriyeti kurduktan sonra da bunu korlamak, Cumhuriyet'in beşçiliğini yapmak da bizlere düşüyor. Ve milletimiz de bu yönde kesinlikle rahat olabilir. Ve bu Cumhuriyet'in korunması, bu Cumhuriyet'in koruması, demokrasinin gelişmesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine inşallah hatta muasır medeniyetler seviyesinin üzerine Türkiye Cumhuriyeti olarak inşallah çıkacağız önümüzdeki süreçte. Çünkü bizim biliyorsunuz 2023, 2051 ve 2053 ve 2071 hedeflerimizde zaten bu hedeflerle beraber muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız. Ve burada ben şunu söylemek isterim. Mustafa Kemal Atatürk hiç kimsenin tek elinde değildir. Mustafa Kemal Atatürk hiçbir partinin tek elinde değildir. Tüm Türkiye'nin ona karşı saygı duyduğunu, tüm Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine zarar gelmemesi için çaba sarf ettiğini herkesin bilmesi gerekir. Onun gösterdiği yolda da bu cumhuriyette, Türkiye Cumhuriyeti'nde, Cumhuriyeti'nde de inşallah ilelebet sonsuza dek yaşayacaktır diyorum. Ve tekrar Mustafa Kemal Atatürk'ü 79. ölüm yıl dönümünde minnetle yad ediyoruz, minnetle anıyoruz. Efendim programımıza AK Parti'nin 2019 seçimlerine hazırlıklarıyla devam etmek istiyorum. Hazırlıklar başladı bildiğimiz kadarıyla. Çorum'da ne hazırlıklar yapılıyor, ne aşamada? Şimdi siz neler yapıyorsunuz Tuğçe Hanım, biz biliyorsunuz daha önce milletvekilliğimizden önce teşkilatlarda görev aldık. Evet. Ve en son olarak da Merkez İlçe Başkanlığımızdan sonra il başkanlığımızda milletvekilliğine, önce Allah'ın izni sonra seçmenlerimizin de takdiriyle milletvekilliğine kazandık ve devam ediyoruz yolumuza. Ve bizde şöyle bir prensip vardır. AK Parti'de bir seçim biter, ertesi gün aynı diğer gelecek seçimin hazırlıkları başlar. Biz 2019 seçimin hazırlıklarını zaten 1 Kasım seçimlerinde, 2015 1 Kasım seçimlerinden sonra başlarız. Gerek kongrelerimizi yaparak, gerek sahada mahalle teşkilatlarımızı tekrar gözden geçirerek, ilçe teşkilatlarımızı tekrar gözden geçirerek, yerel yönetimlerdeki çalışmalarımızı tekrar gözden geçirip daha iyisini nasıl yapabiliriz'in toplantılarında ve AK Parti teşkilatları hiçbir zaman boş durmaz, her zaman çalışır, her zaman üretmeye gayret eder ve son dönemde AK Parti son önümüzdeki süreçte seçimden sonra özellikle 2015 seçiminden sonra tekrar son bir yıldır yeni il başkanımızla beraber, Avukat Mehmet Karadağ ile beraber yeniden bir toparlanma, yeniden Çorum adına konuşuyorum, yeniden bir ivme kazanma, yeniden derlenip toparlanıp yeniden koşma, hızlı bir şekilde 2019'a doğru koşma babında
şu anda hazır hissediyorum ben teşkilatları. Teşkilatçılıktan gelme bir milletvekili olarak bunu görüyorum. Çünkü Türkiye'de 14 ilçemizin merkeze dahil kongrelerini yapıp bitiren ve il kongresine tarih bekleyen ilk illerden biri Çorum'du. Yanlış evet. hatırlamıyorsam belki ilk ildi bunu bitirip il kongresi tarihi bekleyen. Evet, evet ilk ildi. Onun için başarılı ve uyum burada 14 ilçenin tek aday olarak çıkması bu bir uyumun, bir ahengin. Bu uyum neyle bağlı? Teşkilatların arasındaki uyum, milletvekilleri arasındaki uyum, yerel yönetimler, belediye başkanları arasındaki uyum ve toptan hepsinin bir aile olarak düşünürsek yerel yönetimler, teşkilatlar ve milletvekillerdeki uyum bu 14 ilçenin de tek aday olarak kırılmadan, dökülmeden, hiçbir zaman partiye zarar vermeden tek aday olarak çıktığı bir kongre süreci yaşadık. Ve yine aynı şekilde kadın kollarımız, gençlik kollarımız kongrelerine devam ediyorlar. Son kongrelerine geldiler bildiğim kadarıyla. Ve Çorum teşkilatlı olarak ben bundan sonra da önümüzdeki süreçte merkez ilçemiz ve diğer ilçe başkanlarımız sandık kurulu üyelerini de tamamlayarak artık Çorum'da inşallah 2019'da önce yerel seçimler, akabinde de genel seçimler olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten son noktayı da söz gelmişken söyleyeyim koydu. Seçimler her zaman AK Parti AK Parti dönemimizde 15 yıllık dönemde zamanında yapılmıştır ve şu anda da zaten Mart ve Kasım olmak üzere zamanında yapılacağını da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da geçmiş günlerde söylemiştir ve seçimlerde önce yerel seçimler daha sonra da genel seçimler olmak üzere 2019'u inşallah yine aynı şekilde halkımızın da teveccühüyle, desteğiyle atlatacağız diyorum. Sayın Vekilim bir de seçim barajının düşürülmesiyle ilgili partilerin talepleri var, siyasi partilerin. Bununla ilgili sizin görüşleriniz nedir? Tabii şu anda %10'luk bir seçim barajı var biliyorsunuz. Evet. Tabii yeni bir hükümet sistemine, 16 Nisan'dan sonra yeni bir hükümet sistemine geçtik. Ve bu hükümet sistemiyle beraber mecliste şu anda bir torba yasa görüşüyoruz 125 maddelik. Birinci bölümü bitirdik ve ikinci ve üçüncü bölümle beraber bu torba yasadan sonra bütçe görüşmelerinden sonra da muhtemelen Ocak ayının içine itibaren de uyum yasaları. 2019 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uyum yasaları gelecek meclise ve bu süreçte de tabii Sayın Başbakanımızın da dün Amerika'da açıkladığı herhalde bir programda yanlış hatırlamıyorsam. Yani diğer partilerden gelen teklifleri her zaman açığız. Evet. Biz her zaman atacağımız bir adımda diğer partilerin de görüşlerini önemsiyoruz. Onların da sonuçta bir seçmen kitlesi var. O partilere de oy veren bir kitle var. Bu konuşulur ve bir karara bağlanır veya aynı kalır %10 veya %7 olur, %5 olur, %8 olur. Onu bilemeyiz ama parti üst yönetimi diğer parti grup başkan vekilleriyle görüşerek bunu belirlerler. Yani sorun değil bizim için barajın yüksek olması, alçak olması. Yani biz derdimiz şahs olarak ve diğer milletvekili olarak Çorum'a hizmet. AK Parti'nin derdi de 2023 vizyonunda öncelikle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek. Anladım. İlk kongresi olacak önümüzdeki günlerde. Geçtiğimiz haftalarda Başbakan bu kongre için Çorum'u tekrar ziyaret etme sözü verdi. Onunla ilgili bilginiz var mı? Başbakanın programına dahil edildi mi bu Çorum ziyareti? Sayın Başbakan en son Çorum'a gelişinde il danışmamıza katıldı ve oradaki Çorum'daki biraz önce söylediğim birlikteliği gördüğünde teşkilatla milletvekillerin, yerel yönetimlerin, belediye başkanlarının ahengini ve salondaki de bu 2002 ruhunu tekrar gördüğünde zaten orada kendi beyan etti. Ve il kongresine il başkanımızı da tebrik ederek il kongresine mutlaka katılacağını söyledi ve
Zaten Sayın Başbakan'ın kongresine katılacağım diyorsa mutlaka katılır. Hı hı. Çok önemli bir konjüktürde bir değişiklik, o günkü gündemde bir değişiklik olmazsa katılır. Onda bir şüphemiz yok. Ama tarih olarak şu tarih diyemeyeceğiz. Çünkü il kongresi muhtemelen Çorum İl Kongresi de 12. ayın içerisinde bir tarihte yapılacak. Şu anda tarih netleşince biz gidip başbakanımıza bu tarihte olduğunu ve zaten genel merkezinde bilgisi var Çorum'a geleceğinden. Ve o zaman da onun detayları, programın detayları netleşir ve Sayın Başbakan'ı Çorum'da ağırlamaktan da tekrar çok mutluluk duyacağımızı, Çorum halkı olarak en son geldiği Çorum programından çok memnun ayrıldığını bizzat kendimiz bizlere de söyledi. Diğer milletvekili arkadaşlarımıza da söyledi. Hatta en son Elazığ'da ben koordinatörlük yaptığım illerden biri Elazığ'da yine konuştuğumuzda Sayın Başbakan'ın protokol müdürü ve ekibi de yine Çorum'dan bahsediyor. Başbakan da Çorum'un en iyi miting yaptığı, en iyi program yapılan illerden biri olarak söyledi. Ve Başbakanımız da Çorumlar'da onu seviyor. Çok memnun olacak bir program daha yapacağız beraber inşallah. İnşallah efendim. WhatsApp ihbar hattımızı hatırlatmak istiyorum. Ben 0552-417-18-19 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a sormak istediklerinizi gönderebilirsiniz efendim. Programımızın ikinci bölümünde sizin sorularınızı yanıtlayacak. Sayın Vekilim, ben Çorum'a yapılan 800 yataklı yeni hastaneyle devam etmek istiyorum. Bu projeyle ilgili, bu yatırımla ilgili konuşabilir misiniz? Bilgi verebilir misiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın, mevcut İçin Üniversitesi Erol Olçok Hastanemiz, hı hı, Çorum tarihinde bir kere de yapılan en büyük yatırım. Yaklaşık 500 milyon, eski parayla 500 trilyonluk bir yatırım. Öncelikle bunun altını çizmek isterim. Şu anda o kadar güzel bir hastane ki gidenler memnuniyetlerini bize iletiyorlar. Memnuniyetlerini etrafa iletiyorlar ve onlardan da bize geliyor. Golf ambulanslarıyla, yürüme merdivenleriyle, yürüme bantlarıyla ve hastalarımızın tedavi gördüğü odaların standardı. Yani adeta 5 yıldızlı otel. Polikliniklerin olduğu bölümler, acilin olduğu bölümler. Ha, ilk başta mutlaka ufak tefek hatalar olacaktır, olmuştur. Çünkü bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Sevgili Çorumlu hemşehrilerimizin ve diğer bizleri dinleyen Türkiye'deki kardeşlerimiz için de. 120 metrekarelik bir daireden 1900 tane daire alanı, kapalı alan. Yani 1900 tane daire çıkıyor kapalı alan veya 1900 dairenin oluşturduğu kapalı alan kadar hastanede kapalı alanımız var. Şimdi yeni bir daireye, yeni bir eve taşındığınızda en az 5 ay, 6 ay mutlaka sıkıntılar çıkabilir. Evet. Böyle bir alandan bahsediyoruz. Böyle bir alandan bahsettiğimiz alanda mutlaka ufak tefek sıkıntılar ilk başta yaşadık, yaşamadık demiyoruz. Ama bu hiçbir zaman şu olmadı. Bizim sağduyulu vatandaşımız bunu gördü. Yani hastanenin, yeni bir hastane hiçbir zaman gölgede kalmadı. Bunun biz takdirini hep beraber yaşıyoruz. Gururunu Çorumlu olarak yaşıyoruz. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Evet. Türkiye'de eğer sağlık sektöründe, Çorum'da da aynıdır. %73'lük bir memnuniyet varsa bakın, sağlık sektöründen halkımızın %70'lük bir memnuniyeti var. Çorum'da aynı sağlık sektöründe halkımızın %78'lik bir memnuniyeti var. Yani 100 kişiden 78 vatandaşımız verilen, partili partisi hangi parti olsa, verilen sağlık hizmetinden memnun olduğunu beyan ediyor. Bugünkü sağlıkçılarla yaptığımız öğretmen evindeki bir programda da aynısını söyledim. Eğer buradaysa Çorum'da, ben iddiamız şu bakın. Biz Çorum'da, şu anda da hastanemiz hiçbir sorunumuz da yok hamdolsun. Şu anda hastanemiz aynı oturmuş durumda ve daha iyiye de gidecek. Bizim derdimiz şu, hastanenin içerisini tam anlamıyla rentabel hale getirmek. Ve bölgede, benim bir hayalim var. Bölgede Çorum'u sağlıkta konuşulur hale, daha fazla konuşulur hale.
iyi yönden getirmek. Evet, bu noktada Sağlık Bakanı ile görüşmeleriniz oldu ve bugünkü programınızda da aslında sağlık çalışanlarına ve yine sağlık anlamında Çorum'a müjdeleriniz oldu. Oraya da değinmek istiyorum ben. Tabii. Şimdi biz diyoruz ki Çorumlu kardeşlerimiz tedavi için hiçbir zaman sevk olmasını istiyoruz. Ve bu sevkleri çok büyük bir oranda azalttık. Ve bundan sonraki hedefimiz sevkleri minimize itmek, tamamen indirmek. Bunun için de hastanedeki her tür hastalığın tedavi edileceği şekilde bizim üniversite hastanemizi oluşturmamız gerekiyor. Mesela 2 yıl önce kardiyovasküler cerrahi bölümünü açtık. Bak, yani bizim bildiğimiz tabirle ben tıpçı değilim, mühendisim, anjiyo, bypass, kalp ameliyatları oldu. Şu anki tarihte bakın 2 yılda şu anki geldiğimiz gün itibariyle 20 bin anjiyo yapılmış. 20 bin anjiyo yapılmış ve 1000'e yakın açık kalp ameliyatı yapılmış. Çok ciddi bir rakam. Evet, bakın 20 bin anjiyo yapılan yerde bir anjiyo olacak hastanın bir de Çorum'da oturduğu evinden gidiyor ve ailesi rahat ediyor. Dışarıda kalmıyor, otel aramıyor, kalacak yer aramıyor. 20 bin kişinin, 20 bin anjiyo yapılan kardeşimizin yanında en az 3 kişi gider. Ankara'ya gidecek zaman. Bir de kalp hastalığı kolay bir hastalık da. Bir de kendisi 4 kişi. 20 bin çarpı 4, 80 bin tane kardeşimiz Ankara'ya gitmekten kurtuluyor 2 yıldır bak. Çorum'da ayağında tedavi oluyor. Yine aynı şekilde 1000 tane açık kalp ameliyatı. Ve bu açık kalp ameliyatındaki eks olma, yani vefat etme oranı da Türkiye ortalamanın çok aşağısında. Yani bir elin parmakları kadar sayısı. Bunun öyle olduğunu da biliyorum. Yani bu ne yaptı? 2 yılda yani yılda 40 bin, 50 bin kişinin Ankara'ya taşınmasını Çorum'dan yani ve Ankara'da... Bu rakamlardan aslında şunu da anlayabiliriz. Yani Çorum'un Ankara'ya gitmesinden ziyade bölgenin de Çorum'a geldiği anlamına geliyor. Tabii, tabii. Ona da geliyorum. Şimdi Samsun'da yatak bulamayanlar Çorum'a. Evet. Tokat'ta bulamayanlar Çorum'a. Artık Çorum dışarıdan hasta kabul eden bir hastane haline geldik. Ve bugün dediğiniz ünite. Mesela Ebus cihazı bunu sağ olsunlar sağlık çalışanları, doktorlarımız da bizi şahsımızı yönlendiriyor. Arıyor çok hoşumuza gidiyor. Arıyor bir tane göğüs uzmanımız, doçent bir kardeşimiz ismini vermeyin bir gün aradı. Milletvekili olduğumun ilk ayları dedi falan. İl başkanından tanışıyoruz. Çorum'a gelmesine biz vesile olmuşuz. Dedi ki ya sayın vekilim ben dedi Samsun'dan geldim biliyorsunuz ve Ebus cihazı kullanıyordum dedi. Dedim ki ya ben tıpçı değilim. Ebus cihazın ne olduğunu bana bir anlat. Bu dedi akciğer kanserini biz Çorum'da şu anda tanımlayamıyoruz. Erken teşhis yapamıyoruz dedi. Bu cihaz olursa ne yapıyorsunuz dedim. Belli bir aşamadan sonra tam teşhis koymak için Ankara'ya sevk ediyoruz ve orada da hastalarımız 1 ay 2 ay beklemek zorunda kalıyor. Yoğunluk olduğu için. Ne yapacağız bu cihazı alırsak dedi ben kullanmayı biliyorum. Geldiğim hastanede, üniversite hastanede kullanıyordum. Ve Çorum'dan akciğerle ilgili sorun olan kimse Ankara'ya sevk olmayacak dedi. O cihazı da sağ olsun Sağlık Bakanımız uzanmış Sağlık Bakanımız söyledi ki o cihazı kazandı. Bizi de yönlendiriyorlar artık. Biraz da herhalde hastaneyle bizim adımız aynı anda anılmaya başladı. Ondan mıdır veya bilmiyorum ulaşabilir ulaşamadıklarını mıdır. Ve bu dediğiniz mesela PET-CT diye bir ünite açıyoruz. Ve bu ünitede en son dün il başkanımla Mehmet Bey'le Sağlık Bakanı ziyaret ettiğimizde bayağı bir 45 dakikalık bir görüşme, 45-50 dakikayı geçti Sayın Bakan'la. Geçmişten beri de bizim il başkanımdan beri de bir muhabbetimiz olduğu için sağ olsun bize zaman ayırdı. Yeni hastanemizdeki yeniden yapılanma ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk ve bu PET-CT cihazının kurulması yaklaşık 5 milyon dolarlık bir yatırım hastanemize cihaz, ünite diyelim. 5 milyon dolar bugünün TL'ye vurduğumuzda 20 trilyonluk bir ekipman gelecek. Sağlık ekipmanı, sağlık aracı, sağlık gereci. Ve bunun bildiğim kadarıyla bugün de söylediğim üzere anlamı şu. Bu cihaz ne işe yarayacak? Bu cihaz MR ve radyoloji
yani röntgen cihazından ve MR cihazından bir ötesi çok ayrıntılı film çekilmesini ve doktora ayrıntılı bir şekilde görüntü vermesini sağlayacak. Peki bunun şeyi ne? Özellikle onkoloji son zamanlarda maalesef çok onkoloji hastalarımız, kanser hastalarımızın bunun milletimizin ve bizim anlayacağı, benim de anlayacağım bir dilde şu. Kanser olan hastalarımızın bir, ameliyat öncesinde ve sonrasında takibini rahat yapacağız. Kitle gelişiyor mu, zararlı mı, büyüyor mu? Biz burada ameliyat da yapsak, kitleni Ankara'ya gönderip Ankara'dan sonucunu gelecek. Belli bir süre geçecek. Hasta gidecek, kitle vermiyor Ankara'ya veya burada alacağız, geri göndereceğiz. Bu da nedir? Bu da bir sek önlemesi. Aynen. Bu da bir sek ve 20 trilyonluk ek bir hastaneye, bir ünite daha kuruyoruz. Onun için Çorum, bizim şahsımın ve diğer milletvekili arkadaşlarım da hayal oldu, tahmin ediyorum. Çorum'u bölgede sağlıkta yıldız yapacağız. Ve şöyle de bir algının önünü kesmek isterim Tuğçe Hanım. Çorum şehir hastanesi değil ama şehir hastanesinden daha fonksiyonel bir hastane. Şimdi şehir hastanesi deyince, şehir hastanesi yap işlet devlet usulünde yapılan ve bir başka biri tarafından, bir müteahhit tarafından yapılıp ona devletin para ödediği bir sistem. Ama bizde buranın tüm maliyeti Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmıştır. Buranın gelirinden kimseye bir paya, bir başka bir üçü, bir başka bir şahıs kişiye, tekil kişiye bir para vermeyeceğiz. Bazı böyle şeyler de duyuyorum bunları akla. Bu yani nasıl yukarıdaki devlet hastanesi neyse şu anki yaptığımız Erol Olçak Araştırma Hastanemizde tamamen devlet imkanlarıyla yapılmış ve Çorum, tekrar diyorum, Çorum tarihinde en büyük yatırım, 500 trilyonluk bir yatırım. Onun için sağlık her şeyin öndedir bence. Sağlık neyse bizim için birinci tercihimiz, yardım edeceğimiz konu sağlık konusudur. Yine bu yıl tıp fakültesi öğrencileri de Çorum'a geldi. İlk defa burada eğitim alıyorlar. O da aslında çok önemli bir nokta. Kesinlikle. Ankara'da buraya kadar, Ankara'da eğitim alıyorlar bildiğim kadarıyla bu zamana Bakın, kadar. Bakın biraz önce siz açtınız, müsaade ederseniz biz oradan isterseniz devam edelim. Buyurun. Biraz önce yine buraya gelmeden önce yaklaşık bir saat, bir buçuk saat rektör beyle toplantı yaptık. Ya bizim tek derdimiz var, bizim derdimiz Çorum'a hizmet. Evet. Biz dertliyiz, niye dertliyiz? Çorum'a bir şeyler yapma derdimiz var bizim. Çünkü biz burada doğduk, burada büyüdük. Çorum bize çok şey verdi. Allah-u Teala bize çok şey nasip etti Çorum'da ve bakın belli bir siyasi yere geldik. Biz siyasi hayatımız bittikten sonra da tekrar Çorum'da olacağız. Tekrar bu sokaklarda gezeceğiz. Onun için biz Çorum'a bu süreçte, görev sürecimizde ne kadar hizmet verebilirsek, Çorum'a ne kadar bir şeyler kazandırmanın derdindeyiz. Bir buçuk saattir rektörle üniversiteyi konuşuyoruz. Rektörle hastaneyi konuşuyoruz. Rektörle yeni gelen, bu dönem başlayan tıp öğrencileri nasıl adapte oldu mu? Memnunlar mı? Onları soruyoruz. Onların hepsi kendi evlatlarımız. Beraber açılışa gittik. Sizler de oradaydınız. Ve ilk kez Çorum'da tıp öğrencileri 64 tane genç yavrumuz, kardeşimiz, evladımız Çorum'da öğrenim görmeye başladı. İkbal kentin olduğu yerde. Yani bu çocuklar gelecekte bakın 4 yıl, 5 yıl sonra bir de bizim şu şeyimiz var. Şu anda belli bölgelerde özellikle acilde doktor ihtiyacımız oluyor. Bu Türkiye genelde böyle bir sıkıntımız var. Mesela bu çocuklar üniversitede yetiştikten sonra 4. sınıftan sonra artık tamamen son 2 yılını hastanede geçirecekler. Evet. Bizim o açığımızı da kapatacaklar. Bunlar inter doktor olarak hastanede görev yapacaklar. O açığımız da ve arkası devamlı gelecek. Düşünsene 64 yavrumuz 4 yıl sonra mevcut hastanemizde görev yapacak. Doktorluk yapacak, doktorlukta yani tırnağı içinde asistanlık yapacak. Ayakta sağlık hizmetlerini yapacak ve rahatlayacak. Çorum tıp alanında da rahatlayacak. Ve şu anki mevcut hastanenin karşısına mevcut belediyemizin asfalt şantiyesini boşaltıyorlar. Onun yerine mesela tıp kampüsü, tıp fakültesi kampüsünü kuracağız. Bizim hayalimizde rektör beyle konuştuğumuz konulardan biri de
Eczacılık Fakültesini, Diş Hekimliği Fakültesini getirmek ve Hukuk Fakültesini Çorum'a kazandırmak. Bakın, burada niye de bir diş hastanemiz olmasın? Mesela diş hastanesi yapacağız. Önümüzdeki planlarımızdan biri de bu. Televizyoncu olarak bize İletişim Fakültesi istiyor Sayın Vekilim. İletişim Fakültesini de tamam, onu da konuşalım. Ya her şey, yani Çorum'da yok, yok olmayacak. Böyle İnşallah. Belli yerler oluyor, yok yok. Yani her şey vardı. Çorum'da üniversitemizde öğrencimizin tercih ettiği, yüksek tercih ettiği hangi bölümler varsa onları yapacağız inşallah. Mesela diş hastanesinde şimdi bu ay içerisinde çene cerrahı geliyor. Ontodontist Van'dan geldi bir arkadaşımız Serdar Hoca, yardımcı doçent. Bak, Çorumlu hemşehrimize söyleyelim. Bu çocukların diş bildiği, tırnak içerisinde bildiğim kadar söylüyorum. Dişteki eğikliklerin veya düzensizliği tedavi eden bir ünite. Çorumlu kardeş çocuk evlatlarımız Samsun ya da Ankara'ya gidiyor şu anda. Diş hastanemizde var. Ve çene cerrahı da gelecek. Ve çene cerrahı ameliyatlarında mevcut hastanemizde yapacak. Ve benim diğer bir önümüzdeki hedefte, bunu buradan söyleyeyim, Çorum'a mutlaka fonksiyonel mevcut diş hastanesinin yerine veya başka bir yere bir diş hastanesi yapmak ve bunu da Diş Hekimliği Fakültesi ile afiliye etmek. Aynı buradaki tıp fakültesi ile devlet hastanesi evet. afiliye çalışıyor. Aynı. Bunları yapacağız. İnşallah. Ama İnşallah. Önemli olan ülkede huzur ve refahın istikrarın devam etmesi. Yani bunu ben canı gönülden söylüyorum. Yani bizim derdimiz Çorum. Çorum'a ne yapabilirsek, Çorum çok fazlasını hak ediyor. Çorum kendi üreten ve müteşebbis kişiliğiyle tanınan bir ilimiz. Sanayicisiyle, esnafıyla, tüccarıyla. Yani hep devletin yanında durmuş yüzyıllardır. Hep bayrağının yanında duruş. Bakın tüm Çorum'dan kastediyorum. 14 ilçesi ve 530 bin nüfusuyla beraber. Onun için Çorum'un tüm renklerini seviyoruz. Çorum'un biz tüm renklerine hizmet etmek zorundayız. Ve bunların hepsiyle Çorum çok güzel olacak. Evet. Yeter ki milletimiz bize inansın, yeter ki milletimiz bizden dualarını esirgemesin. Hitit Üniversitesi'nde yine dikkat çekmek istiyorum. Kuzey Kampüsü yatırımı oldu üniversiteye. Kendini aslında hani çok kısa bir sürede çok hızlı geliştirdi Hitit Üniversitesi. Bu noktada neler söylemek istersiniz? Şehrin gelişimi için üniversitelerin gelişimi, büyümesi aslında çok büyük önem taşıyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Üniversitenin hani bundan sonraki hedefleri ne olacak? Kesinlikle katılıyorum. Bakın bir ilin olmazsa olmazlarından bir üniversitedir. Hı hı. Hem ekonomik anlamda, hem kültürel anlamda, hem sportif anlamda üniversitedeki o şehre ayrı bir renk, ayrı bir değer katıyor. Sağ olsun Sayın Hocamız Profesör Doktor Rehamettin Alkan. O kardeşimize teşekkür ediyorum. Zamanında bizi kırmadı ve Çorum'a geldi. Çorumlu olduğu için geldi. Kuru yere ateş yakmak için geldi. Tabiri caizse hocaya bundan yaklaşık 4 yıl ne kaldı? 6 yıl, 5,5-6 yıl önce geldiğini biliyorum Ankara'da konuştuğumuzda. Hocam sen geleceksin, kuru yere ateş yakacaksın Çorum tabiri dedik. Bizim üniversite çok büyük kaybımız var. 2006'da kuruldu ama hocamın gelene kadar maalesef çivi çakılmadı. Bir uyumsuzluk oldu zamanın rektörüyle. De Gazi Üniversitesi'ne bağlı olarak. Gazi ile bağlı oldu. Sonra İç Üniversitesi kuruldu 2006'da ama gelen rektör bir talihsiz bir şekilde bir rektör atandı ve böylece biz kaybedilmiş bir 4 yıl yaşadık. Ve hocam sağ olsun hem Kuzey Kampüsü'nde özellikle şu anda tüm fakültelerimiz, bazı fakültelerimiz İlahiyat, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat ve bunlar zaten tamamlanmış durumda. Spor salonu, araştırma laboratuvarımız, merkezi kütüphane. Şimdi mesela 2500 kişilik bir cami projemiz var. Onu başlatacağız. Diyanet İşleri'nden belli bir miktar ilk etapta Diyanet İşleri Başkanı'na görüştük. Ve belli bir miktar katkı alacağız ve Kuzey Kampüsü hemen hemen inşallah hocanın ikinci dönemi bitirmeden Kuzey Kampüsü'nü tamamen bitirmiş olacağız. Ve yaşanabilir bir kampüs. Ve ormanlık yeşil bir alanda fizik görünümü çok güzel olan, ben Çukurova Üniversitesi mezunuyum ve oraya benzetiyorum. Çukurova Üniversitesi de bir gölün kenarına kurulmuş, böyle yeşil bir alandaydı.
Balcalı kampüsü, bizim kampüs de Kuzey kampüsü de aynı şekilde. Sağ olsun hocaya teşekkür ediyorum. Rektör hocaya gerçekten 24 saatinin 20 saatini sırf üniversiteye ne yapabiliriz? Üniversiteyi nasıl bir adım daha öte götürebiliriz? Ve bizim en çok üniversite ile ilgili derdimiz de şu Tuğçe Hanım. Hem nitelik bakımından hem nicelik bakımından büyütmek. Sadece fiziki yapıları dikerek değil. Mesela hocasıyla, içerideki laboratuvarıyla. Şu anda tıp fakültesini biz biraz önce bahsettik. Şu anda tıp fakültesi bir mezununu verdi Gazi Üniversitesi'nde. Hidit Üniversitesi adı altında diplomalarında çocuklar Hidit Üniversitesi yazıyor tıp fakültesi. Ama biz onları ilk zamanda getirebilirdik. Şu anda bizim 150'nin üzerinde öğretim üyesi diyorum bak. Öğretim üyemiz var. Evet. Doçentimiz, profesörümüz, yardımcı öğretmenimiz. Yani biz tam getireceğimiz öğrenci için fakültenin içini doldurmadan öğrenciyi almadık buraya. Diğer bölümlerde de öyle. Hocanın bir huyu vardır. Önce öğretim kadrosunu tamamlar, daha sonra bölümü açarız. Ve şu anda da rektör hocanın ve bizim başladığımız süreçte aşağı yukarı aynı süreçlere denk geliyor. 7.800-7.500 öğrenci varken şu anda 21.000 öğrenciye çıktık. Ve hocanın hocaya hedefimiz şu. Bırakmadan önce 25.000 üzerine bırakacaksın diye söz verdi. Ve bunu da hem nitelik bakımından hem nicelik bakımından üniversiteyi büyütmemiz gerekiyor. İnşallah 30.000 ve üzerine çıktığımız anda Çorum, belki ikinci bir üniversiteyi konuşacağız Çorum'da. İkinci bir belki vakıf üniversitesi kuralım diyeceğiz. Tabii belki özel üniversite kuralım diyeceğiz. Sayın Vekilim, ben 2023 hedeflerine, Çorum'un 2023 hedeflerine dikkat çekmek istiyorum. Gerek hastanesiyle gerek üniversitesiyle. 2023'te nasıl bir Çorum hayal ediliyor? Havalimanı olmayacak mı? Havalimanı tabii o öncelikli de şu an konuştuğumuz konuları saydım ben. Siz sormadan ben sorayım. Değerli Çorumlu hemşehrilerim, havalimanını niye sormuyor demesinler. Yani siz mutlaka soracaksınız. İkinci bölümümüzde videolarımız var aslında. Soracak mıydınız? O zaman vatandaşın soruları var o konuda. İkinci vardır. Bölümümüzde ona değiniriz ama o noktada hani 2023 genel anlamda neler düşünülüyor, ne yapılması bekleniyor Çorum'a? Şimdi bakın, değinirsek... Çorum'da geldiğimiz noktayı ben size söyleyeyim. Sadece bir örnekle. Buyurun. Şu anda Çorum'da doğalgaz bizim iktidarımız zamanında geldi. Bir hayaldi. İsim vermeyeceğim. Bazı büyük şehirlere geçen yıl geldi doğalgaz, bakın. Belki yanlış olur izin verirsek oradaki siyasetçi arkadaşlarımıza falan. Evet. Bazı büyük şehirlere hepimizin de tanıdığı, şimdi söylesem söylemem, söylemeyeceğim. Aa, oraya doğalgaz geçen yıl mı geldi diyecekler. Geçen yıl geldi bak. Biz doğalgazı kaç yıldır kullanıyoruz? Yani yaklaşık 10 yıldır doğalgaz kullanıyoruz biz. Belki daha fazla. Ve daha ileri gidiyorum bak. Sungurlu'da yine 6-7 yıldır doğalgaz kullanıyoruz ilçelere. Şu anda Osmancık, Alaca'da ve İskilip'te bu sene kışın doğalgaz kullanacaklar bak. Evet. Ve Meydözü, Dodurga ve Oğuzlar'da 2019'da doğalgaz kullanımına başlayacaklar. Ya hiç yani bunu konuşulacak bir şey miydi? Hayalde gerçek oldu var ya. Ben rahatlıkla şunu diyebiliyorum. Bayat'ta aynısını dedim. En son 15 gün önce gittiğim Ortaköy'de aynısını dedim. Ya dedim, bir gün Ortaköy'de doğalgaz gelecek, rahat olun. Eğer Alaca'ya getirdiysek, Meydözü'ne getirdiysek, Dodurga'ya, Oğuzlar'a gelecekse, yani Ortaköy'e niye gelmesin? Bayat'a niye? Bayat'ta da aynısı dedim. Bayat'a niye gelmesin? Bayat üniversite gitti mi? Gitti. Yüksekokul. Hayal de onlar için. Bizim için de. En büyük hayalleri il başkanı iken bile söz ver söz ver diye bağırıyorlardı. Üniversiteye söz veriyorum ama getireceğiz. Biz getireceğiz dedik bakın. Bu 2 yıl önce, 2,5 yıl önce ve şu anda 64 öğrenci 2 bölümde Bayat'ta öğrenim görüyor. Kargı'da üniversite var. Yani yüksekokul var. Yani yarın diğer ilçeler de olur. Alaca'da kampüs var. İskilip'te yine öyle 300 öğrenci, 350-400 öğrenciye geçmişiz. Yani 2023'e giderken, bakın bizim büyük avantajımız var. Bir, Çorum'da. Hedefimiz şu. 2023'e gelmeden
Çorum'un sulanabilir arazinin tamamını sulamak. O benim diğer bir hayalim. Çünkü arazinin, tarlanın başına su getirmediğimiz an bu iş olmaz. Biz tarımda kalkınmış saymayız kendimizi. Biz tarımda kalkınmadığımız sürece de ülke olarak kalkınmış sayılmayız. Bu Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Mesela biri budur. Ben Çorum'da artık tüm arazilerimizde arazimiz sulanabilir, arazimiz suyla kavuşacak. Ve bunu da yapacağız. Kızılırmak Tımarlı, Koçhisar'ın büyük bir kısmı bitti. Düvenci'nin bu sene ihalesi oldu, toplulaştırma ve seneye baraj ihalesi olacak Düvenci Ovası'nın. Yine aynı şekilde Obruk Tutlu Dere Osmancık, yine aynı şekilde Kargı açılan son barajımız. Yani Çorum'un her tarafı sulanacak. Bu büyük bir katkı olacak Çorum'a. Diğeri hızlı tren. İnşallah 2023'ten önce diyorum, bakın sonra yarın da çıkıp da muhalefet 2023 dedi demesin. 2023'ten önce şu anda hızlı trenin son aşamasında ve dördüncü aşamasında. Sayın Başbakanımız da söyledi. Hı hı. Son artık yapım projesi aşamasında. Yapım projesi bittiği an sonuçta yapım projesine ihaleye çıkacağız. Maliyetler hesaplanacak. Şunlar bunlar son aşamadayız. Fizibilite bitti. Nereye zemin geçit yapılacak? Nerede sanat yapıları olacak? Nerede viyadük olacak? Delice, Sungurlu, Sungurlu Çorum, Çorum Merzifon, Merzifon Havza ve Havza Samsun. Bu bir devlet politikası zaten. Kuzey ve Güney hattını birleştirmek. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlamak. Onun için biz 2023'ten önce, benim tahminim 2020'lerde inşallah Çorum'dan hızlı tren geçecek. İl başkanı iken zamanın Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı, İl Başkanı Ercan Taş'tan böyle bir tatlı atışmamız olmuştu basın huzurunda. Ben şöyle bir şey demiştim. Dinleyene atılacaktı, şimdi aklıma geldi. İşte hızlı tren, tabii o Ercan Bey hızlı tren Çorum'dan geçmez falan diye öyle bir beyanat yapmıştı. Ben de bir gün basında varken Ercan hızlı tren geçecek, seni de bindirmeyeceğim demiştim. Bakın o günlere belki birkaç yıl sonra, bir iki yıl sonra 2017-18'e gireceğiz ve iki yıl içerisinde 1,5-2 yıl içerisinde inşallah hızlı tren gelecek. Ve Ercan Bey de hızlı trene bindireceğiz, tamam, rahat olsun. Buradan ona da sesleniyoruz. Evet. Sayın Bekim, daha yapacağımız çok iş var. Bakın Tuğçe Hanım, dedim ya, bizim derdimiz hem Türkiye derdimiz hem Çorum'a hizmet etmek. 2023'ten çok şeyle, biraz önce dedik diş hastanesi yapacağız. Biraz önce dedik ikinci bir üniversite Çorum'a. Biraz önce dedik Çorum'un organize sanayinin ikinci organize sanayi açmak. Yani saymakla bitmez. Evet. Bir sürü projemiz, sulama projeleri. Biraz önce yine söyledik. Çorum'un tarımını geliştirmek, hayvancılığını geliştirmek, Çorum'un sanayisini geliştirmek, sanayideki ihracatı 2023'te 1 milyar dolarlara, şu anda 350-400 milyon dolar civarında 1 milyar dolarların üzerine çıkarmak. Boğazkale, Hatuş'a, yani Ortaköy, Boğazkale, Hititlerden kalan ilk yazılı anlaşma biliyorsunuz. Sayın Başbakan da o vesileyle gelmişti. Buralara turist sayımızı 100 binlerin üzerine çekmek. Yapacağımız çok iş var. 2023'e Çorum inşallah çok farklı bir Çorum ve büyük şehir olan bir Çorum. Nüfus geçen yıl itibariyle bir önceki yıl 2015'te de stabil kalmıştı, göç olmamıştı. 2016'da yaklaşık 4500-5000 Çorum'da nüfus azalmıştı. Mesela geçen sene 1000. Tekrar artışa geçtik. 1000 kişi nüfus arttı. Mesela Çorum'da tamamen nüfus artışını, o da istihdamla, iş alanları açarak, özel sektörü teşvikleyerek, mesela ekonomik anlamda kredi garanti fonlarını devreye soktuk. Bunlardan büyük fayda gördü. KOSGEB projelerinden fayda gördü. TKDK'den daha çok Çorum'un pay alması lazım. Tarımsal kredilerden, teşviklerden daha çok pay alması lazım. Yani bunlar da Çorum'un müteşebbis ruhunu bildiğimiz için bunların hepsinde projeler hazırlayacak kapasitede genç nesil yetişiyor, iş adamlarımız yetişiyor ve böylece de Çorum 2023'e Türkiye nasıl dünyanın ilk 10 ekonomisine
girecekse 2023'te inşallah hedefimiz o. Hı hı. Çorum'da dünyanın ilk 10 ekonomisine giren Türkiye'de parlayan bir il olarak yoluna devam edecek. Efendim teşekkür ediyoruz. Kısa bir aramız olacak. Aradan önce ben WhatsApp ihbar hattımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. 18-19 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza Sayın Vekilimize sormak istediklerinizi gönderebilirsiniz efendim. Kısa bir aranlardan tekrar burada olacağız. Ajans Çorum kaldığı yerden devam ediyor efendim. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'a yapılan yatırımları, yapılacak olanları ve merak edilenleri, en önemlisi ikinci bölümde sizin sorularınızı yanıtlıyor efendim. Yine WhatsApp ihbar hattımıza gelen bir soruyla ikinci bölüme devam etmek istiyorum ben. Birinci bölümde yeni hastaneyi konuştuk. Eski hastanenin durumunu, akıbetini merak edenler var efendim. Şimdi eski hastane, yani daha önce bildiğimiz devlet hastanesi ve şu ana kadar olan Hitit Üniversitesi hastanemiz oradaydı. Hı hı. Şimdi oranın C bloğu kalacak. A ve B bloğu yıkılacak. A, B bloğu yıkılıncıktan sonra C bloğu sağlam olarak kalacak. Şu anda zaten orada da poliklinik hizmetlerini veriyoruz. Özellikle o bölgedeki Bahçeli Evler, Tavukluk bölgesindeki, Üçtutlar Mahallesi'ndeki Baha Bey'deki vatandaşlarımız için orada SEM polikliniği gibi poliklinik çalışıyor. Ama ileride bizim düşüncemiz burayı da, tabii bu şu anda bir sesli düşünüyorum. Sayın Bakan'la da dün bir nebze konuştuk. Burayı da bir devlet hastanesi şeklinde ayrı bir hastane veya tam donanımlı Hitit Üniversiteleri Uluçak Hastanesi'ne bağlı bir birim olarak. Yani şunu söyleyebilirim. Vatandaşlarımız rahat olsun. Oradaki sağlık hizmeti hiçbir zaman sonlanmayacak. O bölgeye de sağlık veren bir kuruluş olarak, bina olarak kalacak. Zaten orada bir sağlık kampüsü oluşturduk. Vatandaşlarımız hatırlar, orada Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık, Genel Sekreterlik hepsi bir önceki sistemde hepsi bir araya toplamıştık. 112 Sağlık Komuta Merkezi. Şu anda o binalar bitti. 1-1,5 ay sonra Sağlık Müdürlüğü'nde tüm birimler de oraya taşıyacağız. 112'yi de oraya taşıyacağız. Ve orada o bölgede bir sağlık kampüsü olacak ve eski hastanenin de tek bloğuda C dediğimiz, yani daha önce başhekimliğin ve acilin olduğu binada orada sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Hemşehrilerimiz rahat olsun o konuda. Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ni ve Hasanpaşa Semt Polikliniği'ni merak edenler var. Bununla ilgili çeşitli dedikodular varmış zannedersem. Bunu daha önce defaatçe söyledik. Muhtarımız Hikmet Durgun Bey'le beraber oradaki esnafımızı gezdik. Göğüs Hastanesi'nde basın toplantısı yaptık. Göğüs Hastanesi yerinde kalacak. Ve kaldı. Kesinlikle kapanmayacak. İkincisi, Hasanpaşa Semt Polikliniği eskisi gibi hizmet vermeye devam edecek ve devam ediyor. Yani biz bunu yaklaşık bir ay, 1,5 ay önce, belki iki ay önce Gülah Bey muhtarıyla, Hikmet Bey'le beraber ve teşkilatlı arkadaşlarla ve sağlık bürokratimizle beraber Göğüs Hastanesi'nde son noktayı koymuştuk zaten. Ve o etraftaki de esnaflarımıza ziyaret ederek de bunu söyledik. Herhalde vatandaşımız o açıklamayı kaçırdı ve buradan tekrar sizlerin aracılığıyla Ajans Çorum programında söyleyeyim. Yani kesinlikle şu anda ne hizmet veriyorsa Göğüs Hastanesi de Hasanpaşa Semt Polikliniği'nde zaten aynı hizmeti vermeye devam ediyor ve yine de devam edecek, herhangi bir sorun yok yani. Kimse endişe etmesin. Çorum'a tramvay gelecek mi diye merak edenler var efendim. Çorum'a tramvay gelecek mi? Mutlaka bir gün tramvay gelecek Çorum'a. Eğer bizim reis Muzaffer Bey Çorum'a bu kadar yatırım yaptıysa, Çorum'da bu kadar güzel işler yaptıysa, buradan söylüyorum sevgili başkanım Muzaffer Külcü kardeşim, bak vatandaşımız Çorum'a tramvay istiyor. Bunu da tabii şartlar el verdiği zaman da o da olur. Niye olmasın, olmayacak diye bir şey yok. Çorum bu kadar yerel yönetimde başarılı bir
süreç götürürken tramvayda olacak inşallah. Çünkü Çorum trafiğine bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ve belki raylı sistemde düşünülebilir ve düşünülür de yani. Bunu da bizim başkan da halleder. Evet. Çakır köyünde ikamet eden bir öğrenci yazmış. Aynı zamanda çiftçilik yapıyorum diyor. Sulu tarım yapamıyoruz. Sulama göleti var ancak su olmadığı için faydalanamıyoruz diyor. Bununla ilgili neler Çakır söyleyeceksiniz? Çakır köyü mü dediniz? Çakır köyünde. Evet, Çakır köyüne sulama göleti bizim il başkanlığımız sürecinde yapıldı. Ve Çakır göletinin sulama projesi, o kardeşimiz rahat olsun, sulama projesi yapıldı ve en kısa sürede inşallah Çakır köyünde de sulu tarıma geçeceğiz. Rahat olsun. Osmançık Köprüsü'nü soranlar var efendim size. Osmançık yolunda bir köprü var. Tartışma konusu olan bir köprü var. Oranın yıkılması gibi bir durum söz konusu. Bununla ilgili bilginiz var mı? Vallahi ben şunu söyleyeyim. Çorum hemşehrilerim bizi bilir. Geçmişte de bilir, geleceğimizde de inşallah aynı geçmişteki diyaloglarımız, samimiyetimizi devam ettireceğiz. O köprünün mutlaka yıkılması gerekiyor. Ben de yıkılması gerekiyor diyenlerdenim. O köprüyü de yıkıp veya tabii fiziki olarak ne kadar gerçekleşebilir onu çalışmak lazım. Alttan geçebiliriz. Binevler yolu gibi, kavşağı gibi ama oradaki alan, yapılaşma, geçmişten gelen bir yapılaşma, bir binalar var orada. Oradan nasıl çıkarız onu bilmiyorum ama o köprü gerçekten belki daha rantabl, daha düzgün yapılsa kullanılabilirdi. Özellikle yayalar için biraz sıkıntı kışın. Veya yazın bile yaşlarımızın orayı yürüyerek çıkıp inmesi biraz zorlandıklarını biliyoruz. Ama bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce yapılmış, 25 yıl önce yapılmış, 94'lerde falan yapıldı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii o zaman şartlarıyla, o zaman kazalarda bir can kaybı olmasın diye mevcut köprü yapılmış. Evet. Tabii biz bir canı hiçbir şeye değişmeyiz. Bir vatandaşımız canı hiçbir şeye değişmeyiz. Ondan sonra da orada bir hatırladığım kadar da ölümlü hiçbir kaza olmadı. Ama geldiğimiz noktada o köprü Çorum'a yakışıyor mu? Yakışmıyor. Kalkması gerekir mi? Gerekir. Bizim belediye başkanı da o köprüyü kaldırır ve bir proje hazırlar daha güzel Çorum'a yakışan ve büyük ihtimalle alttan veya üstten nasıl çıkarsa proje, o teknik kısım çalışır. O köprü kalkar yakın zamanda, kalkması da gerekir bence. Efendim, WhatsApp ihbar hattımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. 0552 417 18 19 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan Sayın AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Hamdi Ceylan'a sorularınızı iletebilirsiniz. Efendim, şimdi kısa bir videomuz olacak. Halka mikrofonu uzattık size. Sorular olup olmadığını sorduk. Dilerseniz onu bir izleyelim. Vallahi bilmiyorum. Ben havalandı sorarım, İskilip yolunu sorarım. Başka bir şey sormam. Hızlı trenin ne zaman geleceğini sormak isterim. Bir de bu caddeye bir çözüm, trafiğe. Çok sıkıntılı. Hele bir mesai saatinin içerisinde, dışarısında arabayla bir yere gitmek büyük bir sıkıntı oluyor. Yani bunu bir çözüm bulunması. Çorum'daki trafik sorunlarının çözümünü ne zaman, nasıl yapabileceğini sorabilirdim. Yok, başka da bir şey yok. Çalışmalarını da beğeniyorum. Bu vatandaş nasıl ayakta duracak? Biz onu sormak istedik. Ekonomi için, bundan sonrası için ne yapacaklar? Ne düşünüyorlar? Yani avam tabakası için ne yapacaklar? Bizim için ne yapacaklar? En çok merak ettiğimiz o. Çünkü emekli ayakta duramıyor. Bir intibakı 5 senedir bekliyor. 2000 yılından öncekine yaptılar. Biz daha bekliyoruz. 12. basamaktan 9000 günden emeklilik aldığımız asgari ücret bizim. Çorum'a diyorum, tren gelecek mi gelmeyecek mi yani? Onu çok merak ediyoruz biz yani. Hızlı trenin gelip gelmeyeceğini yani. Televizyonda konuşuyorlar ama aslı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz yani. Şehitleri azaltmak için yani herhangi bir şey yapmamız lazım. O yüzden yani herhangi bir program olması lazım. Hani ne yapılması lazım. Kimse yani bir şey demiyor. Nereye kadar gidecek böyle? Havaalanı,
hızlı tren bir an önce gelmesini isterek yani. Havalanını isterek. Siz ne sormak istersiniz? Valla soracak istediğimiz çok şeyler var yani. Havaalanı yapılacak diye söz veriyorlar. Gazetelere çıktı geçenlerden. Gazeteler yalanlandı. Hizmetlerini, Çorum'a yapılan yatırımları, efendim devletten aldığımız payları sormak isterim. Efendim Çorum'a daha fazla yatırım yapılmasını isterim. Başka illere yapılan hizmetler Çorum'a yapılmıyor. Çorum'un biraz eksikleri fazla gibi geliyor. Çorum'un tanıtımı yeteri kadar yapılmıyor. Çorum dünyada ilk kardeş anlaşma, yazılı anlaşmanın olduğu bir şehir. Bunu bile yeteri kadar dünyaya bile tanıtmak gerekiyor bunu. O zaman Çorum dünya gündeminde bile olabilir. Hititleri yeteri kadar tanıtamıyoruz. Efendim sokak röportajlarımızı izledik. Vatandaşın AK Parti milletvekili Salim Usta'ya yöneltmek istediği soruları aldık. Neler söyleyeceksiniz efendim? Sami Ceylan. Çok özür diliyorum. Salim Bey'in kulaklarını çınlattık. Tabii burada genelde arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın yoğunlaştığı trafik var, hızlı tren var ve terörle ilgili bir kardeşimiz ve yine havaalanı ile ilgili var, ekonomi ile ilgili var. Bir defa biraz önce bak sordunuz raylı sistemi. Evet. İşte bak trafikte biz bunu çözeriz. Yerel yönetimimiz çözer, belediyemiz çözer. Bunlar bir çalışmak lazım. Eğer gerekirse Çorum'a raylı sistemse raylı sistem. Gerekirse bazı yerlere tabii özellikle sıkışmış merkezimiz var. Bu bizlerin değil, geçmişte Çorum'un kuruluşundan kaynaklanan yeni kurulan bölgelerde daha rahat tabii trafik. Ama özellikle Gazi ve İnönü Caddesi'ni rahatlatmamız gerekiyor. Alternatif yollar yapılıyor. Şehrin etrafından bir link yapılıyor. O tamamlanırsa Ata Caddesi'nden, eski Devlet Hastanesi'nden, çevre yolundan ve tekrar Erzurum Deden'in oradan çıkan bir yol. Ve bazı yerlerde tabi bu teknik mesele battı çıktılar yapılabilir. Evet. Alttan bazı yerler alttan geçiş verilebilir. Ve bununla ilgili çalışmak lazım. Bunda mutlaka genel anlamda değil ama Gazi Caddesi ve İnönü Caddesi'ni rahatlatmamız lazım. Çorum'un bu önümüzdeki bu caddede, bizim de şu anda program yaptığımız binanın önündeki caddede mutlaka rahatlatma yapmamız lazım. Yine aynı şekilde biraz önce söyledim, hızlı trende herhangi bir problemimiz yok. Tabii şu var, hızlı tren, bakın Tuğçe Hanım, saatte en az 300 kilometre hızla giden bir trenden bahsediyoruz. Bunun zemin etütleri ve hangi bölgeden geçeceği, devamlı bu hızı yaptığın an zeminin kaymaması lazım. Mesela İstanbul-Ankara hattında bir zaman ilk açıldığında 60 kilometrelik bir mesafede, yani satmadan Bilecik yakınlarında bir yerde hızlı trenin yolda kaymasından dolayı 30 kilometre saate düşüyordu hızı. Evet. 60 kilometreyi sadece 30 kilometre bir traktör hızında gidiyordu. Daha sonra yapıldı. Yalnız bu etütleri ve bu 5 milyarlık yani 5 katrilyonluk bir proje. Kolay değil. Önce bir zemin etütlerini yapıyorsun. Ondan sonra bir geçici proje yapıyorsun. Ondan sonra nereden viyadük geçecek, nereden hemzenin, nereden sanat yapıları, nereden köprüler bunları yapıyorsun. Ondan sonra bunların maliyetini çıkarıyorsun. Ve geçeceği zemini defalarca inceliyorsun. Jeoloji mühendisi, jeolojik bakımından defalarca inceliyorsun. Yani bu normal bir karayolu yapılacak düzeyde değil, daha ince detaylarla proje ortaya çıkıyor. Bu proje son aşamasına geldi. Ve geçen sene 5. ayda, 2016 5. ayda projesi, son projesi 5 trilyona ihale oldu. Ve son projesi bittikten sonra da yapım projesi ihaleye çıkacak.
Yani Hızlıtren'de hiçbir problemimiz yok. Terörde şuna söylüyorum. Türkiye gündeminden biz hedefimiz terörü kesinlikle kaldırmak. Bak, İnşallah bunu biz başaracağız. Son 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu kalkışmadan sonraki süreçte dikkat edin. Keşke hiç şehit vermesek. Biz bir şehidin canını hiçbir şeye değişmeyiz. Tırnağını hiçbir şeye değişmeyiz. Ama ondan sonraki, bu süreçten sonraki terörle mücadelemizin ne kadar üst düzey olduğu, ne kadar terörle mücadelede kararlı olduğumuzu bütün dünyada gördü. Şu anda terör örgütünün de doğuda ve güneydoğuda beli kırılmıştır. Ama maalesef bazı devletlerin PYD'ye, YPG'ye verdiği destekle yine sınırımızın ötesinden gelen bir tehditle karşılaşır. Ama vatandaşlarımız şundan emin olsunlar. Tehdit nereden gelirse gelsin, bu ülkenin bağımsızlığına, bu ülkenin insanına tehdit nereden gelirse gelsin, Fırat Kalkanı gibi operasyonlarımız devam eder. Hiçbir bunda çekincemiz yok. Şu anda dinamik, içindeki safralar atmış, hareket kabiliyeti daha fazla olan bir Türk Silahlı Kuvvetlerimiz var. Yine öyle bir jandarma teşkilatımız var. Yine öyle bir polis teşkilatımız var. Polis özel harekat teşkilatımız var. Ve artık kararlıyız. 12 ay boyunca da mücadele yapacağız. Kışın da aynı şekilde mücadelemiz devam edecek. Dün İçişleri Bakanımız da açıkladı. Dün yaklaşık kendisiyle bir saate yakında İçişleri Bakanımızla da beraberdik, il başkanımızla. Ve gerekirse Kandil'e de gireriz. Yani onun için Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bizde terör nereden gelirse, bizim sınırlarımızı nereden delmeye çalışırsa misliyle buna karşılık vereceğiz. Ve artık bana göre terörün beli kırılmıştır. İnşallah yakın zamanda bu topraklarda terörün T'si okunmayacaktır. Ve bununla mücadelemiz eli silahlı bir tane terörist kalmayana kadar devam edecek. Bunda biz kararlıyız. Kırmızı çizgimizdir. Bunda biz kararlıyız. Ve bu süreçte de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Yine aynı şekilde biraz önce de bir giriş yaptık bu bölüme bırakın dedi. Havaalanı. Bakın, bunu net söyleyeceğim. Eğer biz bu Çorum'da 2002'den bu tarafa birçok sayılamayacak kadar hizmet yapmışsak, eğitimde, sağlıkta, sosyal yardımlarda, bakın sosyal yardımlarda, spor alanında, kültürel alanda birçok, yerelde ve genelde birçok reform yapmışsak, bir zamanlar SSK hastanelerini birleştiremeyiz diyen bağıranlara rağmen birleştirmişsek, hastaneye gitmek bir dert, muayene olmak bir dert, ilaç almak bir dert, bulamazsan kaderinle baş başasın. Bunları hepsini düzeltmişsek, şu anda 5 yıldızlı hastaneden bahsediyorduk. Şu anda Ankara-Çorum arasını, Çorum-Samsun arasını, belki 15 yıl önce desek ki Ankara-Çorum arası ve Çorum-Samsun arası duble yol olacak. Ankara'dan Çorum'a en fazla 2 saatte, Samsun'a da en fazla 1,5 saatte gidecek, gülerdik. Şu anda duble yollar değil mi? Gidiş aynı yoldan gelmiyorsun. Yapıyorsak, bakın şunu net söylüyorum. Biz Çorum'a, hemşehrilerimiz rahat olsun. Ben bunu samimiyetimle söylüyorum. Bakın, Ahmet Sami Ceylan olarak söylüyorum. O havalanını yapacaksak biz yapacağız. Bir gün inşallah bu hemşehrilerimizle beraber o havalanın açılışında yapacağız. Hiç rahat olsunlar. O günde gelecek. Zamanı o günde gelecek ve biz bu havalanını Çorum'da, Allah bizlere ömür verirse, beraber açacağız. Onun için hiç kimse bu konuda müşteri olsun. Yani bu hükümet yatırımıyla mı, yoksa hani yine iş adamlarının desteğiyle bir yatırımdan mı? Devletimiz büyüktür. Hükümetimiz güçlüdür. Hükümetimiz de yaparız bu yatırımı.
Anladım. Hükümetimize yaparız. Veya hükümetle beraber iş adamlarıyla beraber yaparız. Ama bu havalanını yine biz yaparız. O yönden herkes müşteri olsun ve bu konularda çok polemik yapmaya da gerek yok ya. Efendim yine bir WhatsApp'tan gelen sorumuz var. Bu düz barajının suyu yetmiyor diyor bir vatandaşımız. Obruk'tan su aktarılacak gibi sanırım söylentiler olmuş. Onu merak ediyorlar. Hangi baraj dediniz? Bu düz barajı yazıyor. Bilgim var. Onunla çalışıyoruz. Bu düz barajı. Onunla çalışıyoruz. Geçenlerde muhtar da aradı. Hı hı. Onunla çalışıyoruz. Bilgimiz var. Efendim, milletvekilleri seçildikleri iller için mecliste ne gibi çalışmalar yapıyor diye soran bir vatandaşımız var. Yani milletvekillerinin meclisteki görevleri neler, bunu merak edenler var. Milletvekilinin görevi yasama faaliyetidir. Mevcut sistemde yürütme, yasama ve yargı. Yürütmeyi hükümet yapar, başbakan ve bakanlar kurulu. Yasama görevini milletvekiller yapar. Yani kanunu yapan ve onaylayan milletvekilleri, komisyonlardan gelen kanunlar, komisyonlarda milletvekilleri çalışır. Mesela biz Tarım Hayvan Köy İşleri Komisyonu'ndayız. Yine aynı komisyonda devam edeceğiz. Diğer komisyonda arkadaşlarımız var. Ha, Çorum için ne yapar? Çorum için zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil, Çorum için zaten hükümetten gelen yatırımları da mutlaka takip edilir. Onlar zorlanır. Projeler üretilir, zorlanır. Yatırıma aldırılır. İhale aşamasına getirtilir. Proje çalışması yapılır. Yani millet, yani Ahmet Sami Ceylan ne yapıyor derseniz, Allah'a şükür o yönde Çorumlu hemşehrilerimize de çok çalışmalarınızı bu noktada yakından takip ediyoruz aslında. Ben hani vatandaşın merakını gidermek için sordum size. Bu açıdan da şöyle tamamlayayım. Çorumlu halkımıza bakın, hangi kesimden, hangi partiden olsun teşekkür ediyorum. Minnetlerimi arz ediyorum. Ben hiçbir zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yalnız bırakmıyorlar. Her zaman ziyaretime geliyorlar. Telefonum zaten 20 yıldır belki ilk telefon çıktığından beri aynı numara. Çorum'da benim telefonumu, Ahmet Sami Ceylan telefonunu isteyip de 5 dakika içerisinde bulamayan kimse tahmin etmiyorum. Yoktur ve rastlıyor da şuna. Çünkü telefonumuzu değiştirmemiştir. Telefonumuz devamlı açıktır. Ve en çok da bizim titiz olduğumuz konu şudur. Müsaade etseniz onu da genelde toplantılarda söylüyorum ben. Eğer bunların hepsi olur bak. Çorum'un trafik sorunu da çözülür. Çorum'dan hızlı tren de geçecek. Bak geçecek diyorum. Çorum'a havalanı da yapılır inşallah. Ekonomik anlamda da daha iyiye gideriz. Tüm sorunları aşarız ama en önemlisi ne biliyor musun? En önemlisi sağlıktır. Benim kendi danışmanlarıma da verdiğim talimat şudur. Sağlıkla ilgili Çorumlu hemşehrilerimizden bir talep geldiği an tüm işinizi bırakacaksınız, ona yöneleceksiniz. Ve buradan hemşehrilerime de söylüyorum bakın. Eğer başlarına kaza, bela, Allah korusun, sağlık sorunları olduğunda aramazlarsa veballeri boynuna. Bu kadar net söylüyorum. Benim için 24 saat sağlık. Çünkü sağlık olmasa hiçbir şey olmaz. Kesinlikle. Onun için ben kalabalıklarda bunu gerçekten söylerim ve burada da sizin aracınızla da tüm hemşehrilerimize söyleyeyim. Başları sıkıştığında sağlık konusunda, Allah muhafaza bir sıkıştığında, dara düştüklerinde, başlarına bir kaza geldiğinde mutlaka arasınlar. Gerek danışmanları, gerek kendi şahsımı, gerek meclisi ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz da yapmaz. Benim en çok dikkat ettiğim kırmızı çizgim budur. Gerisi mutlaka olacak. Çünkü geldiğimiz iktidarımızın geldiği 15 yılda başladı da şu ana geldiği 16. yılda yapılanlar belli. Türkiye artık hasta bir masada hasta bir devlet varken IMF'lere göbekten bağlı. Koterelleri belki hatırlamazsınız. Kemal Dervişler zamanı, Koterelli zamanı, esnafın yazar kasa fırlattığı zamanlar. Bir cumhurbaşkanı var ki anayasa fırlatıyor başbakanın önüne ve bir gecede devalüasyonlar. Evet. Dolarların 4 katı çıkması.
Çiftçinin traktörünü aldık, alıp borcunu ödeyebilmesi için traktörü satıyor, faizini ödeyemiyor. Ev almış, evi satıyor, faiz ödeyemiyor. Bugünlerden, eğer bugünlere gelmişsek, emin olun Çorum'da ve Türkiye'de çok daha güzel şeyler olacak. Çorum ve Türkiye daha iyisine layık. Bizim milletimiz çok en üst düzeyine layık. Bakın kırsaldan hiç bahsetmedik. Çok konuşacak konu var. Mesela ben 2008'de Merkez İlçe Başkanı olduğumda ilk demecim şuydu. Arkadaşlarımla özel idareye gittiğimizde, kulaklar çınlasın, genel sekreteri Yakup Keleş'ti. Demiştim ki benim köylü vatandaşım çamura basmamalı. Aynı Avrupa'daki gibi olmamalı. Bak 2008 geldiğimiz nokta 9 yıl. Şu anda hedefimiz önümüzdeki yılda köylerimizin tamamının kilit taşını bitirmek. Bakın nereden nereye geldik. Bu sene özel idarede geçenleri de yaptık. Bu sene rekor bir asfalttır. 580 kilometre asfalt yaptık. Önümüzdeki sene 1000 kilometre asfalt yapacağız. Asfaltsız köyü bırak. Kilit taşsız. Kilit taşı yapmak ne demek? Altyapısı bitmiş olacak. Kanalizasyon sorunumuz yok. O Hatap Barajı mevkinde 13 köyümüzün kanalizasyon DS ile sıkıntımız olduğu için hijyenik açıdan kanalizasyon sorunumuz. Onlar da bireysel foseptik de yaptık. Yani kırsala da yaptıklarımız var. Ha burada da şunu söyleyeyim. Sayın Valimize de Necmettin Bey'e de teşekkür ediyorum. Bakın çoğu ilde yoktur. Özel idaremize asfalt ünitesi kurduk. Plant ünitesi kurduk. Asfaltımızı kendimiz yapıyoruz. Mıcırı, çakıl taşını Sayın Vali kışın aldı. Ve fiyatlar tabii mevsiminden daha ucuz. Evet. Ve 580 kilometre ve hiçbir kaza bela olmadı elhamdülillah. 30 trilyonluk araç parkımızı yeniledik. Şu anda Kargı'nın Çobanlar Köyü'nde de asfalt var. Bayat'ın Ahacığı'nda da asfalt var. Osmancığın Zeytin Deresi'nde de asfalt var. Ortaköy'ün Kavalan Köyü'nde de asfalt var. Ne bileyim Alaca'nın Büyük Divanı'nda da asfalt var. İşte öbür taraftan Sungurlu'nun Fındıklı'da da aşağı fındıklı, yukarıda da her tarafında asfalt var. Bu asfalinin Evcisi'ne kadar en ücra Yozgat sınırına kadar asfaltlı yoldan gidiyoruz. Ve o köyleri de artık çamura basmıyoruz. Kilit taşıyla nereden nereye geldik? Kesinlikle. Sayın Vekilim aslında ziraat mühendisi olarak ben size şunu da sormak istiyorum. Hep havaalanı havaalanı diyoruz ama bu belki hani çok önemli bir konu ama tarım ve hayvancılıkla geçinen Çorum'da aslında tarım ve hayvancılığı da sürekli gündeme getirmemiz gerekiyor. Sizin bu noktada çalışmalarınız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de görevleriniz var. Tarım ve hayvancılık komisyonundasınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonundasınız. Çok özür diliyorum. Bu komisyonun çalışmalarından bahsedebilir misiniz? Çorum için yapılan, tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımlardan bahsedebilir misiniz? Yani burada biraz önceyi tamamlayarak buraya için bakın bu kırsalda yaptığımız başarılar Sayın Vali, milletvekilleri, teşkilatlar, bürokrat uyum içinde çalışınca bu verim çıkıyor. Evet. Onun için Çorum'da şu anda bir uyum var. Bu uyumla devam ettikten sonra Çorum'da aynı şekilde hayvancılıkta da, sulamada da. Mesela geçen hafta içerisinde Alaca'da Salim Bey, Vali Bey, biz teşkilatımız gittik, tapu dağıtım töreni yaptık toplulaştırmada. Artık parça pörük, Çorum tabiriyle parçalanmış arazilerden kurtulmamız lazım. Babasının 100 dekar, 100 dönüm arazisi var. 4 çocuk bölüşüyorlar 25'er. Ondan sonra bir 4 çocuk daha düşüyor 5'er dönüme, 5'er dekara. Evet. Bazı yerlerde 2'şer dekar, 2'şer dönüm. Bunların yapmanın alemi yok. Bizim 2 tane kırmızı şeyimiz var, hedefimiz. Geçen hafta Tarım Müdürlüğü'nde, İl Tarım Müdürlüğü'ne söyledim. 1, toplaştırmayı tamamen Çorum'da bitirmek. Toplaştırma yaparken de hem bakın çiftçinin parça olan arazisinde bir alanda kaç parça arazisi var? 50 dönümlük, 50 dekarlık arazi. Onu bir yerde vermek ve suyu da başına getirmek sulamayı da. DSİ de suyu getiriyor. Tarım belli bir yere topluyor tüm arazisini. Parça parça mesela sizin 5 dekar bir yerde, 3 dekar bir yerde, 10 dekar, 50 dekar. Bunları topluyoruz. Size belli bir yerde kaç? 50 dekar yeriniz. 50 dekarı veriyoruz. Başına su getiriyoruz. Mesela Alaca'da tapu dağıtım töreni yaptık.
Mesela hayvancı tarım diyorsunuz ya. Bu sene Alaycı'da bunun maliyeti bize 14 trilyon toplaştırmanın bak 14 trilyon. Harcadığımız paralar, ekonomiden falan bahsediyor ya, korkunç paralar bunlar. Geçmişte telaffuz edemediğimiz paralar. Evet. Geçmişte IMF'in kapısında 800 milyon dolar için bekleyen dönemleri hatırlarsak, mesela Düvence Ovası'nı, oradakiler müjde bekliyordu. Söylemiştim Ramazan'da gittiğimde, toplaştıracağız. İstiyor, vatandaş kendi de istiyor. Arazim ben bir bölgede olsun, içinde su olsun diyor. Benim parçalı 150 dönüm arazim var diyor, tek bir yerde olsun. Ve 11 trilyona ihaleye çıktık ve ihale sonuçlarını teslim edeceğiz. Yine aynı şekilde kargı tarafını yaklaşık 2500 dönümlük dekarlık yer toplaştıracağız ve sularını başına geçeceğiz. Oradan tarıma geçiyorum. Bakın vatandaşlarımıza buradan söylüyorum. Meraları kiraya veriyoruz. Meraları tarım müdürümüz ıslah ediyor. Suyunu getiriyoruz başına ve isteyen hayvancılıkla isteyen tüm hemşehrilerimiz gelsin, meraları kiraya verelim. Kaç dönüm derse, 1000 dönüm, 2000 dönüm hayvancılık yapanlara. Yine aynı şekilde damızlık sığır yetiştiriciliğinde, damızlık düve ve sığır yetiştiriciliğinde Çorum 21 pilot, 21 ilden biri teşvik alan. Aynı şekilde Koçteki istasyonunda Çorum 30 ilden biri. Ve aynı iki projeyi verilen nadir 3-5 ilden biri Çorum. Bakın bunları çiftçiyle ulaşan, bu hayvancılıkla ulaşan kardeşlerimiz benim ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlar. Mesela Alaycı'ya ne kuruyoruz? Hayvancılıkla ilgili organize sanayi kuruyoruz. Sungurlu, Bayat. Bunların hepsine kuracağız. Gerekse Çorum'a kuracağız. Mesela milletimizden isteğimiz şu. Teşviklerden yararlansınlar. Buzağı teşviğinden yararlansınlar. Tarımsal kırsal kalkınma projelerinden ikincisi açılacak. Bunlardan yararlansınlar. Ve yine aynı şekilde bakın 24 tarihinde Çorum'da ilk kez 24 tane proje TKDK'da 24 proje kabul edildi bu dönem. Tarım Bakanlığı'nda 24 projede yaklaşık 40 trilyon hibe Çorumlu sanayicimize, çiftçimize bak. Geçen yine ticaret borsasında bunun plasmanını yaptık. Yani biz yeter ki vatandaşımız üretsin. Yeter ki vatandaşımız üretim için bir şeyler yapsın. Biz yanında oluruz her zaman. Biz yanında oluruz. Hiç sıkıntı yok. Sadece tarıma verdiğimiz teşvikler, tarıma verdiğimiz ne bileyim gübredeki %18'lik KDV'nin indirilmesi, ne bileyim yani yemdeki belli bir KDV'nin düşürülmesi, ve yeni yapılanma, mesela Tarım İl Müdürlüğü'nde yeniden yapılanmaya gidildi. Yeni gelen müdür beyle beraber. Evet. İyi, tecrübeli bir müdürümüz var. Edirne'de daha önce görev yaptı, 5 yıl gibi. Ve sahayı da biliyor, özellikle sahada çalışmayı seviyor. Ve çok iyi şeyler başaracağımızı, iyi işler başaracağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Mesela sütçülükle ilgili çalışmalarımız var. Yani bununla ilgili açık senet, açık chat veriyorum. Kim üretim yapmak istiyorsa rahatlıkla bizi bulabilir. Biz her hafta sonu buradayız zaten. Evimiz de burada, çocuklarımız da burada, annemiz de burada, babamız da burada. Onun için istediği şekilde bize ulaşsın. Elimizden gelen tüm yardımı yaparız. Eğer o konuda bir başka ile ne veriliyorsa Çorum'a da aynısını getiririz tarım alanında. Hiç sıkıntımız yok. Onun için hemşehrilerimden ricam yeter ki üretsinler. Elimizden geleni biz yaparız. Onların her zaman yanındayız. Çünkü onlar bize her zaman destek oldular. Evet. Her zaman gerek partime, gerek liderimize, Recep Tayyip Erdoğan'a, gerek başbakanımıza, gerek milletvekili arkadaşlar, gerek şahsıma. Her zaman Çorumlu hemşehrilerimize sahip çıktı. Bizi kendinden bir evladı gibi gördü. Bizi kendinden bir kardeşi, bir abisi gibi gördü. Onun için bizim Çorum'a borcumuz çok. Bunu ödeyeceğiz inşallah. Beraberce ama Çorum'la birlikte beraberlik içerisinde bunu ödeyeceğiz inşallah. Efendim programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bitti mi? Evet. İyi gidiyorduk. Son olarak söylemek istediklerinizi alabilir miyim? Tabii Tüccü Hanım, gerçekten size teşekkür ediyorum. Ekibinize teşekkür ediyorum. Tabii Çorum'da böyle bir
kanalın olması, ulusal bir kanalın olması güzel bir şey. Sesimizin dünyanın diğer bir ucuna kadar uzanması. Türkiye'ye geçelim. Buralarda yaşayan hemşehrilerimizin bizlere dinlemesi, izlemesi güzel bir şey. Onun için tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Güzel bir sohbet olduğu inancındayım. Size teşekkür ediyorum gerçekten. Tekrar Çorumlu hemşehrilerimize, estağfurullah, o şeref bize ait. Çorumlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Dediğim üzere yeter ki onlar bize sahip çıksın, bizim derdimiz var. Bizim derdimiz Çorum'a bir şeyler yapmak. Biz iyi niyetle Çorum için çalışmak, iyi niyetle Çorum'a bir tane çivi çakmak ve Çorum'a bir kişi bir şey yapıyorsa onun yanında olmak. Bizim derdimiz Çorum, bizim derdimiz Türkiye'nin istikrarının devam etmesi, Türkiye'de ve Çorum'da bu huzur ortamını bozulmaması. Onun için tüm hemşehrilerimizin şu ana kadar, ben inkar edemem, çok sahip çıktılar bize, şahsımıza da, partimize de, genel başkanımıza da. Bundan sonra bize hem seçim zamanı tercihleriyle AK Parti'yi tercih etmeleri hem de dualarla bize yeter ki sahip çıksınlar. Biz tüm çabalarımız Çorum'u daha güzele, daha ileriye taşımak diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Ajans Çorum'un bu haftada sonuna geldik. Efendim AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan sorularımızı yanıtladı. Sizlerden gelen soruları cevaplandırdı. Haftaya yine farklı konuklarla biz Çorum'u konuşuyor olacağız. Aynı saatte yine sizleri bekliyoruz TV19 ekranlarına. Efendim hoşça kalın.